بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم.
için bahusus Üstazım Süleyman Efendi Hazretlerinin kaddesallahu sirrehul aziz temiz ve mübarek ruhu için, cümle geçmişlerinin ervahı için, Allah'ımızın rızası için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Âmîn ya mu'în. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mimmen halakna ümmetun yehdûne bil hak ve bihi ya'dilûn. Sadakallahul azim. Ve bellegana resûluhul kerîm. Ve nahnu alâ mâ kâle hâlikuna ve râzikuna ve mevlânâ mineşşâkirîne şâhidîne bi kalbin selîm. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem La tezalu ta'ifetun min ümmeti zahirine alel hak la yedurruhum men halefehum. Sadaka Resulullah ve nefaka Habibullah. Pek aziz ve muhterem ihvan-ı dini, cümlemiz yakın veya uzak yerlerden böyle bir cumartesi günü yeni camide sohbet dinleyelim, ders dinleyelim niyetiyle, maksadıyla ve ziyaretleri yaparak uzaktan yakından, yurt içi yurt dışından gelen kardeşlerimiz de var. İstanbul'umuzda ziyaret mahallerini ziyaret maksadıyla, yani dolayısıyla yeni camide öğlen namazını da cemaatle kılar, sohbeti de dinler niyetiyle geldiniz. Cenab-ı Hak ziyaretlerinizi dergahında kabul buyursun. Ziyaret ettiğiniz zatların, büyüklerimizin şefaatlerine mazhar buyursun. Ben de bugün bu vesileyle aşr-ı şerif olarak okuduğum ve dinlediğiniz ayetlerden ve şimdi okuduğum A'raf suresindeki ayet-i celileden ve okuduğum sevgili peygamberimizin mübarek hadisi şerifinden siz kardeşlerime Allahu Zülcelal'in sevgililerinden dini celili İslam'a kıyamete kadar hizmet edecek sevgili peygamberimizin varislerinden Efendimizin sünnetini, onun yolunu ihya eden, kıyamete kadar o hak dini anlatan, sevgili peygamberimizin yolunu insanlığa öğreten gönül sultanlarından, sevgili peygamberimizin varislerinden bahsetmeye çalışacağım. Hiç şüphe yok ki İşte bu bahsedeceklerinin arasında bu mübarek kürsi-i Muhammedi'de yıllarca 1959 yılının Temmuz'una kadar bu mübarek kürsilerde cemaate hitap eden ve sayısını bilemediğimiz, miktarını bilemediğimiz adetçe
talebe yetiştirmiş, vaiz müftü yetiştirmiş, hocam, üstazım Süleyman Efendi Hazretlerinden de bahsetmek istiyorum şu vesileyle. Yarın onun irtihal sene-i devriyesidir. 1959 16 Eylül ve Hicri 1379 12 Rebiul Evvel ayı idi üstazımın irtihali. Demek Eylül ayının 16'sı çarşamba günüydü. Aynı zamanda o gün Arabi aylardan kandil günüydü. 1379 12 Rebiul Evvel ayının 12. günüydü ve çarşamba günü akşama doğru saat 7 sularında Çamlıca'daki hane-i mübarekelerinde ebediyete, Allah'a, Allah'ın rahmetine ve sevgili peygamberimize kavuşuyorlardı ve kıyamete kadar da unutulmayacak izler, eserler, meyveler, dostlar, ahbaplar, muhipler, bağlılar, mensuplar bırakarak. İşte asıl gönül sultanları izleri unutulmayanlardır. Bakın geriye doğru, bütün peygamberani izam başta, sevgili peygamberimiz, bütün peygamberani uzamın reisi, hatemi, hiçbir saniye yok ki hatırlanmasın. Bütün onun eserleriyiz. Yeryüzündeki bütün müminler, inananlar, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler, hep onun eseri, onun meyvesi. Sonra eshabının, varislerinin hiç isimleri unutulmayan, isimleri unutulmayan mürşitlerimiz, silsile-i saadatımız, yani efendiler zinciri. Hiç unutulmazlar. Hiç bir gün, bir gün değil, saat de değil, hiçbir dakika, hiçbir saniye yok ki onlar hatırlanmasınlar, zikredilmesinler. İşte onların büyüklüğü, işte ziyaretine geldiğimiz, ziyaret ettiğimiz Hazreti Halid İbni Zeyd, Hazreti Fatih, efendim, nice din hadimleri, büyüklerimiz, unutulmayanlar. İşte bu miyanda son asırda Hazreti Allah Celle Celaluhu, hocam, üstazım Süleyman Efendi Hazretleri 1888 miladi yılında Tuna'da, Silistere'de, oraya yakın bir kariyede, Karin Karnabat benim kazandır. Üstazımın kariyesi de Ferhatlar Silistre'ye, ki ya efendim Silistre diye üzerinde çok durulur Tuna boyu. Müslümanların, arı sağlam Müslümanların bulunduğu bölge. Üstazın ecdadı da oradadır. Hazreti Fatih döneminde babaları oraya iskan edilmiş, büyük dedeleri İdris Han, Hazreti Fatih tarafından da kendilerine hanlık ünvanı verilmiş. Çok büyük hizmetler etmiş o bölgede. Öyle bir ailenin torunu Süleyman Hilmi Tunahan soy ismi de oradan alıyor. 1888 Ferhatlar'da Silistre vilayetine, sancağına yakın kariyede babasının gördüğü, bir Osman dedemizin gördüğü rüyanın bir tecellisi olarak
vücudundan bir ışığın bütün dünyaya yayıldığını rüyasında görür ve ondan sonra evladı Süleyman Hilmi Tunahan dünyaya gelir. Bu ismi koyar ve üzerinde ehemmiyetle durur. Kısa zamanda kendilerinin de medresesi bulunan Silistre'deki Satırlı Medresesi'nde ilk tahsilini görür ve ondan sonra İstanbul'a daha yüksek dersleri okumaya gelir. Fatih medreselerinde, sonra Süleymaniye medreseleri, ki o zaman üniversite demektir. Bugünün en yüksek ilimlerinin okutulduğu yerler. Akli ve nakli, şer'i, tefsir, hadis, kelam, tesavvuf derslerinin en ileri seviyede okutulduğu yerler buraları. Oralarda o günün en yüksek seviyede maddi ve manevi ilimlerini ikmal eden hocam, üstazım, efendim, bugünkü tabirle ordinaryos profesörlük unvanı olan dersi am olarak, dersi am unvanıyla medreseden mezun olur ve öğretim üyeliği de, muallimlik de yapar. Ve babasının gördüğü, hakikaten vücudundan çıkan ışığın yavaş yavaş aydınlığı etrafta görünmeye başlar. İşte o sıkıntılı dönemlerde bütün medreselerin lağvedildiği, medreselerin kapatıldığı o günden sonra bu İslami ilimlerin asırlarca Osmanlı fakültelerinde diyelim, medreselerinde okutulan İslami ilimlerin unutulmaması, yok olmaması için üstün bir gayret sarf eder. Hiçbir kula o dönemde nasip olmayan bir muvaffakiyetle bu hizmetleri o günün sıkıntılarına, o günün takiplerine rağmen çok kısa zamanda talebe yetiştirmek suretiyle 1930'lardan sonra devam eder. Devam eder. Cenab-ı Hak biz aciz kuluna da kendisini bulmayı 1952 yılında nasip eder. Ve o tarihlerde 1952-53 yıllarında kendisiyle Kısıklı'da, Çamlıca'da müşerref olduktan sonra hakikaten medreselerimizde 15 yılda okutulan dersleri 5 ayda, 6 ayda, daha kısa bir zamanda okutmak özelliğine, hususiyetine, kerametine sahip bir üstazım idi. İşte ben de 1958 yılından beri bu kürsülerde onun emriyle, onun tayiniyle, onun öğrettiği ilimle, verdiği feyizle, efendim, resmi olarak o günün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açılan müftülük ve vaizlik imtihanları, ki ancak o imtihanları vermek için eskiden medreselerde 15 yıl en az okumak lazım. İşte benim topyekun okuduğum 5-6 ayı geçmez. İşte o derslerden imtihan olarak tefsir, hadis, efendim, İstanbul resmi vaizliğine 1959 yılında tayin edildi. En küçük bir memur, en küçük resmi İstanbul vaizliğine tayin edilen birisiydi o tarihte. 1957 yıllarında askerliğimi yapmadığım için, tayin edilemediğimden, cumaları Bayazıt Camii'nde üstazım oraya göndermişti. Merhum Ömer Nasuhi Efendi, İstanbul müftümüz, o da baktı, dedi Süleyman Efendi yetiştirir, ona söz yok. Maşallah, 15 yaşında, 16 yaşında çocuk, bütün ilimleri okumuşsunuz ve vaaz etmeye de eğilsiniz.
yapacağımız bir şey yok. Buyurun yavrum dikkat edin diye bize o da İstanbul müftüsü olarak müsaade ediyordu. İşte üstadımızın o günün sıkıntılarına rağmen o gün öyle buyururlardı. Evladım çok geç kaldık. Uzun müddetten beri bir boşluk var. İslami ilimler okutulamadı. Okutulamadı. Onun için çok ihtiyaç var. İçinizde, içimizde yaşlı olanlarımız da hatırlarlar. Köylerde cenaze namazı kıldıracak imam bulunamaz hale geldi. Evet. Öyle bir kıtlık dönemi yaşandı. İşte Üstazım Süleyman Efendi Hazretleri bu açıyı kapatmak için 15 yılda okutulan dersleri 5-6 ayda okutuyor. Ondan sonra bize okuttuğu dersleri de biz okutuyorduk. Biz başka yere gidip başka talebeleri okutmak suretiyle yaygınlaşarak süratleniyordu. Öyle buyururlardı. Bak yavrum Ankara'ya eskiden yaya olarak kaç günde gidilirdi? Şu kadar günde. Ama şimdi uçakla hemen yarım saatte, bir saatte gidiyorsunuz Ankara'ya. Demek mesafeler kısaldı. Maddede mekanlar tay oldu, dürüldü, büküldü. Mesafeler kısaldı. Zamanın gereği öyle oldu. Teknikte, fende böyle bir ilerleme, böyle bir kısalma olduğu gibi işte bu ilahi ilimleri okutmakta, öğretmekte de biz böylece kısalttık kısa zamanda. 15 yılda yürünecek yolu 5-6 ayda yürümek mecburiyetindeyiz. Ümmeti Muhammed'in imdadına yetişmek için. Öyle bir süratle üstadımız bu hizmetleri sürdürüyordu. Ve bu camilerde de ayrıca kürsülerde halka hitap ediyordu. Nihayet 7-8 yıl beraberliğimiz oldu ve 1959 Eylül'ü, Eylül'ün başlarında idi. Son ziyaretim tabii rahatsızlaşmıştı ve devamlı talebeler de hep okuyor, gözyaşı döküyorduk. Ve kendisini son ziyaretimde, Hane-i Saadetlerinde irtihaline 15 gün, tam tarihini, gününü hatırlayamayacağım, çok kısa bir zaman idi ve yatağında oturuyorlardı. İçeriye girdim, gel bakayım evladım dedi. Hemen elini öptüm, otur bakayım dedi. Oturdum, bir aşr-ı şerif oku dinleyeyim dedi. Ben de şimdi okuduğum ve sizin dinlediğiniz Fatır suresinin şu mübarek ayetlerini okudum. Biraz önce okudum, dinlediniz. Son bu ayetleri huzurunda öyle okudum. Gözyaşları ile dinledi. Çünkü bu ayetleri bize tefsir buyurmuştu. Bu ayetlerin tefsirinden biz de vaazlar, nasihatler yapmak üzere camilere o tarihte gitmiş idik. Onun için benim unutulmaz bir hatıramdır. Bu mübarek ayetleri okuyayım dedim huzuru şerifinde, aşırı şerif olarak. Dinledi ve hakikaten duygulandı. Gözlerinden yaşlar geldi ve kalktım, izin istedim. Elini doya doya öptükten sonra geri geri hürmetle huzurundan ayrıldım ve son dünya görüşüyle görüşüm o oldu. Bu ayetler okuduğum zaman işte hemen o sahne, o an gözümün önüne gelir. Çünkü bu ayetlerde neler buyuruluyordu? Bu ayetlerde Rabbimiz neler anlatıyordu? Onları bize tefsir buyurmuştu. Buyuruyor ki Rabbimiz, Estağfirullah, Fatır suresi 28. ayetten itibaren.
وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَزَالِكَ İnsanlardan, hayvanlardan, canlılardan niceleri vardır ki renkleri değişik değişiktir. Allah'ın kudret ve azametini gösteren. Bak, hepimizin rengi değişik bu. Öyle mi? Hepimizin rengi değişik. İnsanların içinde siyahı var, beyazı var, esmeri var, sarı, her rengi var. Allah kudretini gösteriyor. Topraktan olduğumuzun delili, toprağın da rengi böyle değil midir? Toprağımızın efendim siyahı var, beyazı var, sarısı var, her rengi var. Demek ki insanoğlu nereden yaratıldı? Topraktan. Öyleyse toprağın rengindedir insanlar. Her renkten var. Allahu Ekber. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Ancak Allah'a kullarından alim olanlar sakınır ve saygı gösterirler. Cenab-ı Hak. Bu yarattığım insanlar, canlılar içerisinde Allah'a en saygılı olanlar alimlerdir. Alim bilenler, Allah'ı bilenler. İşte üstazım bu ulema üzerinde çok geniş tefsirde bulunmuştu bize. Kimdir bu alimler? Allah'a saygılı olan, Mevlamızın burada methettiği ancak ve ancak Hazreti Allah'tan haşyet edenler, Allah'a saygılı olanlar, tir tir titreyenler, gönülleriyle, kalpleriyle, zahiren ve batinen, huzur-u ilahide olduğunu bilen alimler. Onlar. Kim onlar? Sevgili Peygamberimiz onları açıklıyor. El-ulema'u verefetül enbiya. O alimler, el-ulema, bu ayet-i celiledeki anlatılan alimler, peygamberlerin varisleri olan alimlerdir. Peygamberlerin yeryüzünde vekilleridirler. Yeryüzünde Allah Resulü'nün temsilcileri olan alimlerdir. Onlar görüldüğü zaman sanki peygamberimiz görülmüş gibidir. Onlar öyle bir ahlakın sahibidirler. Kim o? Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık'tan başlayın. Ta gelin. İmam-ı Rabbani'ler, Şahin Akşibend, Muhammed Bahaddin, Abdülkadir Geylani gibi hep duyduğunuz o büyük zatlar. Evet, ziyaretlerini yaptığımız büyük zatlar. Onlar Allah Resulü'nü temsil ederler. Onun ahlakını gösterirler. Onun aynasıdırlar. Yani peygamberimiz Cenab-ı Hakk'ın aynası, üstazlarımız da Resulullah'ımızın aynası. Üstazlarımıza bakanlar peygamberimizi görürler, aynadırlar onu. Onun için sevgili peygamberimiz el-mü'minu mir'atul mü'mini buyurmuştur. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Çok geniş manası var. Kim oradaki mümin ki? Mümin, müminin aynasıdır. Şuradaki biz Müslümanlar da böyleyiz. Mümin, müminin aynasıdır. Ama onun daha ileri manası var. Mümin olan Allah'ın, mümin olan peygamberimiz aynasıdır demektir. El müminu, peygamberimiz, iman edenlerin başı. Kimdir o? Mir'atul mü'mini, mü'min ismiyle muttasıf olan Allah'ın aynasıdır. Mevlamızın bir ismi mü'min değil mi? Sabahları, akşamları okuduğumuz el-mü'minül müheyminül azizül cebbarül mütekebbir. Allah'ımızın 99 isminden biri de mü'min ismidir. Emniyet veren, güven veren, güvenliği halk eden, bütün varlıkların, canlıların güvenini sağlayan Allah. Ona sığınanlar emniyet içinde olurlar. Manasına olan. İşte peygamberimiz Cenab-ı Hakk'ın aynasıdır.
Eshab-ı kiram sevgili peygamberimizi seyrederken Cenab-ı Hakk'ı görüyorlardı. Yani onun tecellisini görüyorlardı. Resul-i Ekrem'imizin mübarek veçi şerifinden onun huzurunda keenne Allah'ın rahmetinin içindeydiler. Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyrediyorlardı. Efendimiz'i göremeyenler de Efendimiz'in varisi olanlar. Onun için eshaptan sonrakiler, tabi'in, kim onlar? Peygamberimizi görenleri görenler. Tabi'in. Onlar ki sevgili peygamberimizi seyredenleri seyretmişler. O aynayı görmüşler. Onun için çok şereflidirler. Üstazlarımız da çok çok şereflidirler. Neden? Çünkü onlar kıyamete kadar o gönül sultanları, onlar Allah Resulü'nün aynasıdır. Hakikaten ben küçük çocuğum, tam o zaman daha her şeyin farkında değiliz ama öyle bir inancım diyeyim, öyle bir anlayışım, öyle bir duygum vardı ki üstazımla namaz kılarken ona uyduğum zaman sevgili peygamberimizin bir hadisi şerifini bize anlatmıştı. İmametle alakalı. Hiç onu unutmazdım ona uyduğum zaman. Ki peygamberimiz o hadis-i şeriflerinde men salla halfe imamit teki feke ennema salla halfen nebi. Kim ki mütteki bir imamın arkasında namaz kılarsa, buyuruyor peygamberimiz, mütteki, salih, yani kim o? Bir mürşidin, hakiki mürşidin, böyle uydurma, efendim, din bilginleri değil, zamanımızda çoktur o. Zamanımızda o bol, kafadan istediği gibi fetva verir, istediği gibi böyle ilim, öyle bilginler değil. Onlara bilgin dersiniz. Ama alim o değildir. Alim şu ayet-i celilede anlatılan alim. Peygamberimizin varisleri olan alimler. Ya Rab, onlardan ümmeti merhumeyi mahrum etme ya Rab. Onlarsız hayatın tadı olmaz. Onlar halkın çivisidirler, o hakiki alimler, o mürşitlerimiz, o hadiler. Onlar tuzudur cemiyetin. Onlar olmazsa cemiyet kokar. Onlar olmazsa cemiyet dağılır. Çivisiz, demirsiz, çimento inşaat yapılır mı? Yapılmaz. Onun için Cenab-ı Hak dağları biz çivi yaptık diyor. Onun için yine müfessirlerimiz, ehli tesavvuf, üstazlar, hakiki alimler, innema yahşallâhe min ibâdihil ulema olan alimler de, onlar da insanlık arzının çivileridir. Harcın çivileridir. Onlar olmazsa dağılıverir. Onun için kıyamete yakın ilim kaldırılacak. İlim. Evvela ilim yok olmaya başlayacak. İlmin yok olması alimlerin sona ermesiyle kıyametin vuku öyle başlayacaktır. Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Hakiki alimlerin irşad ettikleri insanlar yeryüzünde devamlı bulunacak kıyamete kadar. Ama böyle vurucu, kırıcı değil. Hiçbir zaman İrşad olmuş hakiki bir mümin masumları öldüremez. Kalkıp da gidip de bir yere intihar saldırısı yapamaz. İmkanı yok. İmkanı yok. Kendisini öldürmesi haramdır. İşte bunu İslamiyet öğretiyor, dinimiz öğretiyor, Kur'an'ımız öğretiyor. Bir insan kendisini öldüremez, intihar edemez, memnun. Hele hele günahsız insanları hiç de öldüremez. Nasıl? Ne hakkı var? Şimdi düşünün bir insanın, bak neler yapılıyor. Dünyamız ayağa kalktı. Bu Müslümanlara mal ediliyor.
yeryüzündeki bütün Müslümanlara madde. Çok yanlış, çok tehlikeli bir şeydir. Asla ve kat'a dinimiz, Kur'an'ımız, peygamberimiz, mürşitlerimiz, hakiki irşad ehli böyle bir şeye cevaz vermez. Harpte, harp esnasında yakılır, dökülür. Ama hiç günahsız o binanın, o yıkılan binanın, çöken, şu anda 30-40 bin kişinin gittiği o binada nice Müslümanlar da var gider. Oraya ziyarete gelmişti, gitmişti. Nice Müslümanlar da gitti orada. Değil mi? Müslüman da gitti, masum. Hiçbir günahı yok. Bu tecviz edilemez. Ha, ötekilerin, başkalarının yaptığı zulüm tecviz edilebilir mi? Orta şartta yıllardır, 50 yıldan beri masum insanlar öldürülüyor, şehit ediliyor. O küçücük çocuk 10 yaşında feryat ediyor, takır takır öldürüldü. Bu tasvip edilir mi? Asla ve haşa. O da Allah indinde onlar da cezasını görecek. Er ve geç Allah onlara da gereğini yapacak. Ama hiçbir zaman Müslüman, mümin imanın ve İslam'ın hudut ve sınırlarını aşmaz ve aşmamalıdır. Ve iş bu hale dökülürse o zaman kargaşa çıkar. O zaman olmaz. Onun için Müslüman, hakiki mümin bir karıncayı bile ezemez diyor Cenab-ı Hak. Ebrar, innel ebrar. Ebrardan bahsediyor Kur'an'ımız. Hani iyiler, ebrar, katiyen böyle masum, günahsız efendim insanları öldüremez. Hiç bunun tecviz edilecek bir tarafı yoktur. Ama suçlu değil midir onlar? Yani yeryüzünde bu Müslümanlara senelerden beri yapılan efendim bir takım dolaplarla, bir takım gizli ajanlarla vesaireyle Müslümanlar yeryüzünde taciz edilmiyor mu? Ediliyor. Gayet tabii ediliyor. Ediliyor. Onlar sureti kat'iyyede onun cezasını Allah tarafından görecekler. Onun karşılığı verilecektir. Ama hiçbir zaman biz hakiki Müslümanlara böyle bir katliamlar isnat edilemez ve bütün Müslümanlar yeryüzünde bununla suçlanamaz. Eğer böyle bir isnatta bulunuyorlarsa çok yanlış yapıyorlar ve bu yanlışlıktan da döneceklerini umid ederiz. Binaenaleyh Allah bizi her türlü fesattan, her türlü fitneden, zulümden muhafaza buyursun. Evet, hakiki alimler, işte gerçek irşat edenler, insanları daima sabra, tevekküle ve meşruiyet sınırları içerisinde kalmayı öğretirler. Üstazlarımız öyle öğretmişlerdir. Ve bu kıyamete kadar da sevgili peygamberimizin hakiki varisleri devam edecektir. Nitekim okuduğum hadis-i şerifte de sevgili peygamberimiz, benim ümmetimden bir taife, bir cemaat hiç eksik olmayacak diyor. İnşallah bizler oluruz onlar. Hiç eksik olmayacak diyor. La tezalu taifetun min ümmeti, benim ümmetimden bir taife hiç ama hiç kesintisiz devam edecek kıyamete kadar. Zahirine alel hak, onlar hak üzerine zahir ve galip, devamlı onlar gerçeği anlatacaklar, irşat edecekler, irşat üzere olacaklar. Ve la yedurruhum men halefehum, onlara muhalif olanlar bile onlara hiç zarar veremeyecek kıyamete kadar. Onların hizmetleri kıyamete kadar devam edecek buyuruyor Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhteremimiz. İnşallah Rabbimiz bizi Efendimizin buyurduğu bu cemaatten, bu ümmetten kılsın. Kılsın. İşte Efendimizin methettiği irşat, İslam'ı, hakkı, hakikati olduğu gibi öğrenen ve öğreten. Bu
başka bir ayetle de Rabbimiz, okuduğum kısa ayette Araf suresinde ve mimmen halakna ümmetun yehdune bil hak ve bihi yadilun. Bütün bunlar mürşitlerimize, üstazlarımıza şamil, şamil, onu içine alan beyanlardır ki beni biz diyor Cenab-ı Hak, biz kudretimizle yarattığımızdan, halk ettiklerimizden bir cemaat kıyamete kadar bulunacak diyor. Cenab-ı Hak söylüyor Araf suresi. Bir cemaat hiç eksik olmayacak. Kur'an'ı öğreten, İslam'ın şartlarını öğreten, İslam'ı öğreten, haramı helali öğreten, insan öldürmenin ne kadar büyük cinayet olduğunu öğreten, intiharın ne kadar büyük suç olduğunu öğreten, benim kullarımdan bir cemaat devamlı bulunacaktır. Onlar yehdüne bil hak, hakkı beyan edecekler. Kur'an'ı anlatacaklar. İslam'ı öğretecekler. Ve onunla da dosdoğru olacaklar. Adil olacaklar. Böyle bir benim kullarımdan eksik olmayan, onun nerede olacağını söylemiyor Cenab-ı Hak. İnşallah biz de bu hakkı anlatan, hakkı öğrenen, öğretenlerden olmamızı Rabbimizden niyaz ederiz. İşte üstazlar, tarih boyu din büyükleri, gönül sultanları hep bunları anlatmışlar. İnsanlara insanlığın kurtuluşunu anlatmışlar. O derece ki rivayet edilir İstanbul'umuzun fethinde Cibali Baba daha önce Rumların arasına girmiş, içeriden irşad etmeye çalışıyor, İstanbul'u içeriden fethetmeye çalışıyor. Kendisi büyük bir veli, İstanbul'un içine girmiş Rumları irşad etmeye çalışıyor ve Peygamberimizin o fetih müjdesine ulaşmak için. İnna fetahna leke fetham mübina ayetindeki o işarete, Elif la min gulibetir Rum ayetlerindeki delalet eden İstanbul'un fetih müjdesine ulaşmak için uğraşıyor. İçeriden fethedeyim de ben de bu nimete ulaşayım diye. Hazreti Fatih de dışarıdan toplarını döktürmüş. Akşemseddin'in riyasetinde manevi komutan, Hazreti Fatih'in manevi ordu komutanı kim? Akşemseddin Hazretleri. Manevi ordu komutanı. Maddi ordu komutanı kim? Kendisi. Kendisi zahiri temsil ediyor. Üstazı Akşemseddin Hazretleri de maneviyatı temsil ediyor. Her iki ordu ordunun başında. Ordusunda da üçler, yediler, kırklar, beş yüzler hepsi mevcut. Hazreti Fatih topları fırlatıyor. Kasımpaşa ve Beyoğlu istikametinden, efendim Şişhane'den, oralardan beri sur içine doğru ve o kalın cibali, işte Eyüp'e doğru giderken Haliç boyu gördünüz, o surlara o 500 kiloluk ağırlığındaki taş güllelerini fırlatıyor fakat hiçbir tesir icra etmiyor. Cibali Baba tesirsiz hale getiriyor. Benim gavurcuklarımı öldürme diyor. Benim gavurcuklarımı öldürme diyor. Onun kerametini gösteriyor. Bunlar manevi alemin cilveleridir. Akılla ölçemezsiniz bunları. Ve günler geçiyor. Hazreti Fatih'in 53 günlük muhasarasında bir türlü neticeye ulaşamayınca Hazreti Fatih bunun sırrını anlamak istiyor. Akşemseddin Hazretleri ile istişare ediyor. Bu niye böyle? Benim bu toplarım niye tesir etmiyor? Akşemseddin Hazretleri manevi alemin de seyircisidir. Neler olup bitiyor perdenin öbür tarafını da Allah'ımız gösteriyor kendisi. Evet. Madalyonun öbür tarafında seyrediyor o. Diyor ki Şevketlim, hükümdarım, sur içinde Allah'ın bir veli kulu var, bizim toplarımızı tesirsiz hale getiriyor. Öldürme benim gavurcuklarımı deyip o içeriden fethetmeye çalışıyor. Böyle bir düşüncesi var deyince
Hazreti Fatih secde-i rahmana varıyor. Allah'ım, ya onun canını al ya benim canımı al Allah'ım. Allah'ım, bu fethin, bu zaferin neticelenmesi için Allah'ım yalvarıyorum sana ya Rab. Ve başını kaldırmıyor secdeden, gözyaşları içinde sabaha kadar. Sabahın efendim seherinde bu yalvarış devam ediyor. Top atışları da devam ediyor bir taraftan. Hemen askerin biri geliyor. Hükümdarım, müjdeler olsun. Nedir o? Evet, Cibali tarafı dediğimiz şimdiki oradaki duvar yıkıldı. Oradan bir gedik açıldı Şevket'im deyince Allah'a hamd ediyor. O anda da Allah Cibali babanın ruhunu kapseder. Cibali baba ruhunu teslim eder. Onun için Cibali baba denir oraya da. O içeridedir. Ve onun ruhunu Cenab-ı Hak kabzeder etmez, fethi gedikler açılır ve fetihler, zaferlere her cihetten müjde haberleri gelmeye başlar. İşte Allah'ın gönül sultanları. Bakın, onların takip ettiği yola. Tarih boyu İslam tarihinde sevgili peygamberimizin o Mekke'deki eza ve cefaları düşünün. Filistin'deki kardeşlerimize yapılanların daha acısını yapardı, yapmışlardı. Hazreti Yasir ve onun refikası annemiz Sümeyye validemiz. Sümeyye validemiz. Efendiler, iman ettiği için yakalanmışlar, hapsedilmişlerdi. Annemiz Sümeyye validemiz. Müslümanların ilk şehidesi, evet, ilk defa hanımlardan, inanan hatunlardan, Peygamberimiz ümmetinden şehit edilen hanımdır. Yakalandı Mekke'de. Bey ile beraber Hazreti Yasir'le tevkif edildiler. Evet, Mekke'nin idarecileri, savcıları, hakimi, efendim, emniyet müdürlüğünde evet, nezarete alındı. Dediler ki, sen Muhammedi olmaktan vazgeçeceksin. Onlar dediler ki, asla. Biz inandık, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bizim zararımız yok ki, size bir eylem yapmıyoruz. Biz sadece inandık, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Hayır, vazgeçeceksiniz, putlara Rabbimiz diyeceksiniz. Yahu biz putları yaratan Allah, hepsini yaratan Allah, biz her şeyi yaratan Allah'a inandık dedi annemiz. Sen şundan vazgeçmiyor musun? Hayır dedi, geçmiyorum. Hazreti Yasir'e vazgeçmiyor musun? Hayır, geçmiyorum, ısrar ediyorum. Getirin dediler iki deve. İki deve getirdiler. Şehrin dışına çıkardılar annemizi. Düşünebiliyor musunuz efendiler? Dışarı çıkardılar o mübarek validemizi. Mübarek validemizin elini ayağını bağladılar. İki deve getirdiler. Bir ayağını diğer deveye, bir ayağını diğer deveye bağladılar. Develeri ayrı istikamete sürdüler. Annemizi parça parça ettiler. Buna dayanılır mı? Buna rağmen Allah'ın Resulü şimdi o cennette uçuyor müjdesini veriyordu. Hazreti Yasir de böyle şehit edildi. Ama Efendimiz hiçbir mensubuna gidin intihar saldırısı yapın, kendinizi gidin efendim şurada patlatın, onları da öldürün demedi. O halde bugünkü tatbikat, bugünkü bu hareketlerin yanlışlığını ifade etmek istiyorum. O zaman Müslümanlara daha büyük zararlar gelebilir. Eğer işi bu raddeye getirirsek Müslümanlara daha büyük zararlar verilebilir. Ve buna da sebebiyet vermiş oluruz. Evet, Efendimiz sabretti. Ama o sabrın neticesi de Mekke fethediliyordu. Öyle mi? Hazreti Ammar oğlu, o da yakalanmıştı. Ammar'a dediler ki sen sözünden döneceksin. O da baktı ki babası ve annesi gibi öldürülecek, korktu. Onların dediğini söyledi. Yani
küfür sözünü söyledi. Onların istediği gibi konuştu. Salıverdiler onu. Salıverdiler ve biraz sonra haber ulaştı peygamberimize. Eshab toplaştılar. Ne yapalım ya Resulallah? Sabredeceğiz dedi. Onlar cennete gittiler. Onlar İslam'ın ilk kurbanları. Evet, şimdi onlar cennette en büyük sevinç içindedirler. Peki ama Ammar'ın hali ne olacak? Oğulları Ammar döndü. Ammar onların istediği gibi söyledi. Ammar dinden döndü, dininden döndü dediler. Peygamberim hayır, hayır dedi. Asla. Ammar tepeden ayağına kadar imanla doludur. İslam'la doludur içi dışı her şeyi. Ama o annesi babası azimetle amel etti, cennete gitti. Ammar da ruhsatla amel etti. Nedir ruhsat? Kendisini öldürmeye teşebbüs edilirse, Müslümanlıktan vazgeç derlerse, vazgeçtiğini ifade ederlerse, vazgeçtiğini onlara karşı ifade etmeye Allah ruhsat veriyor. Dinimiz ruhsat veriyor efendiler. O ayetler nazil oldu onun üzerine. Çünkü Peygamberimiz Ammar ayağının tırnağının ucuna kadar imanla doludur. O ruhsatla amel etti. Babası, annesi de azimetle amel etti. Cevabını veriyordu. Evet, onun için efendiler Müslümanlığı, imanı, İslam'ı iyi anlamamız lazımdır. Müslüman, mümin sabredendir. Mümin sabrının er ve geç karşılığını alacak olandır. Mümin, evet, Kur'an'ına, dinine, yoluna göre yanlışlık yapmamaya çalışandır. İşte yanlış yapmayanlar kimdir? Üstazlardır. Hakiki mürşitlerdir. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Geçen bir sohbetimde bu kürsüde söylemiştim. Üstazlar, mürşitler yanılmazlar. Evet, yanılmazlar. Yani Allah onları yanıltmaz. Peygamberleri yanıltmaz. Peygamberlerinin varislerini Allah yanıltmaz. Yanılır da beşer olarak ama Allah doğrultur onları, yanıltmaz. Dedim ve şu tarihi vakayı buradan anlattım. Benim üstazım ve 1959 16 Eylül yani yarın pazar 16 Eylül dünyadan maddeten ayrılışı ama gönüllerde, kalplerde ilelebet yaşayacak olan bütün üstazlar öyledir. İmam-ı Azam'ımız kalbimizde yaşıyor, değil mi? Büyüklerimiz, onlar kalplerimizde, gönüllerimizde asla ölmemişlerdir. Onlara öldü demeyiniz. Ölümü onlara isnatta yasaklayan Allah'ımızdır. Sakın öldü demeyin diyor Cenab-ı Hak. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Onlar diridirler. Siz farkında değilsiniz. Onlar ruhaniyetleri aramızdadır. Hayattakiden daha müessir hizmetleri vardır, irşatları vardır onlar. Üstazım bu kürsüde 1900 efendim tabii 50'lerden evvel 1950'lerden evvel Cezayirlilere Fransa'nın yaptığı zulüm, şimdi Filistinlilere yapılan zulüm gibi. Onlara çok büyük zulüm yapıyorlardı. Katliamlar yapıyorlardı. Bu kürsüden üstazım, ey cemaat, öyle kalabalık cemaat, ey cemaat-ı müslümin, Cezayir'deki o mümin kardeşlerimizin halası için dua edelim. Allah onlara halas nasip etsin. Yardımcı olsun gidenlerin, Cenab-ı Hak onların kabirlerin nur ile doldursun diye dua etti diye caminin içindeki o günkü taharri memurları, o günkü ilgili memurlar rapor ederek işte Süleyman Hilmi Tunahan yeni camide, kürsüde Cezayirlilere dua etmiştir. Ve bu dua ettiğinden dolayı Fransa'yı gücendirmiştir. Fransızlar bizim müttefikimizdir. Fransızlarla işbirliği halindeyiz. Türk hükümeti olarak
binaenaleyh Süleyman Efendi kürsüde dolayısıyla Türk hükümetinin politikasını eleştirmiştir, karşı gelmiştir, Cezayirlilere dua etmiştir diye Adliye Sarayı şimdiki postaneydi. Üstazımız oraya mahkemeye götürülmüştü. Tarihi vakayı dinlediniz mi efendiler? Şimdi aradan 20-25 sene geçti. Efendim, Hazretimin, üstazımın irtihalinden 25 yıl sonra, öyle diyelim, Türk hükümetinin başı Cezayir'e gitti burada. İsmini söylemiyorum. Türk hükümetimizin, hükümeti cumhuriyenin başı Cezayir'i ziyarete gitti. Ve Cezayirli halka, oradaki Müslümanlara hitap etti. Ey Cezayirliler! Zamanında size karşı işlediğimiz politikada yanılmışız. Hata etmişiz. Özür diliyorum dedi. Türk hükümetinin başı. Türk hükümeti adına, Türk devleti adına Cezayirli kardeşlerimizden özür diledi. Yani üstazımız dua ettiği için mahkemeye veriliyordu. Ama 25 yıl sonra üstazımızın dediği yere geldi insanlarımız. Hatta daha ileri gittik bundan kaç ay evvel, bir sene evveline yakın biliyorsunuz aleyhimize büyük karar çıkarıldı Fransa meclisinde. Biz de burada devletçe, milletçe, hükümetçe kınadık. Hatta askerimiz, sivilimiz, hepimiz lanetledik, mitingler yapıldı. Üstazımızın yaptığını yaptık. Bilmem anlatabiliyor muyum efendiler? Yani Süleyman Efendi Hazretleri'nin bu kürsüden yaptığını yaptık ama kaç sene sonra yaptık? 50 sene sonra ya. Yani 50 yıl sonra onun doğrusuna geldik. Demek ki üstazımız yanlış yapmamış. Öyle mi? Onlar yanılmazlar. Kim yanılır? Hükümet erkanı yanılabilir. Devlet idare edenler hata edebilir. Siyasiler yanılabilir. Bakın, koca dünyanın süper devleti hiç vurulamaz, kuş uçurtmaz, aya insan indirir, istediği yerde istediği kişiyi vurur füzeyle diyen o koca devlet, koca devlet tepeden inmeyle 5-10 kişi tarafından basılıverdi de farkında bile olmadı. Allah şımaranları böyle burnunu yere sürter. Ey insanlar, güvenmeyin malınıza, bilginize, fenninize, tekniğinize güvenmeyin. İcabında Allah onların hepsini bir anda devre dışı bırakabilir. İşte bıraktı. Şaşkına döndüler. Hala arıyoruz. Bütün dünyaca suçluyu arıyoruz da hala bulamadık. Tepeden inme. Nasıl oldu bu iş? İşte kıyamet de böyle gelecektir. Aniden gelir. Hiç dünyadaki tekniğine, kendi tekniğiyle, kendi uçağıyla, kendi memleketinde, kendi milletine hiçbir masraf yapmadan insanlar İşte böyle bir şeye teşebbüs ederse bu kötülüğü, böyle bir cinayeti işleyebilir mi? İşleyebilir. O da hiç farkına varmayabilir mi? Varmayabilir. Hazreti Allah burada bütün insanlığa, bütün dünyalılara, herkese büyük dersler veriyor. Büyük ibretler var. Yeter ki bundan iyi, doğru, sağlam bir ders çıkaralım, neticeye varalım da yanlış bir hükme varmayalım. Amerikalı da yanlış bir şeye varmasın, o da hatasını anlasın. Ötekiler de anlasın. Dünyada herkes hatasını, evet, anlasın. Anlamaya vesile olmasını ben temenni ediyorum. Orada belki hayatını kaybeden, hiç günahsız, hiçbir hatası olmayan, günahsız o kulenin içinde, o kuleyi ben de gezmiştim, hatırıma da gelmişti hakikaten. Bu kule yıkılır mı? Nasıl yıkılır? Herhalde kıyamette yıkılır bu. Bu nasıl olur diye insanın hatırına gelir. Herhalde bunu zamanı gelince, miadı dolunca yine bir teknikle, fenle bunu böyle yavaşça indirirler, yıkarlar, yerine yenisini yaparlar diye aklıma gelmemiş değildi. Ama hiç böylesi de akla gelecek şey değildi. Allah her şeye kadirdir. Allah işte insanı eliyle nice insanları böyle
cezalandırır da, böyle günahları yaptırır da, böyle cinayetleri de yaptırır. İnsanları birbirine böyle ezaya ve cefaya fırsat ve imkan verir. Ama biz aman doğrudan ayrılmayın. İşte üstazlarımız yanılmayanlardır. Onlar hiçbir zaman böyle peygamberimizin uygulamadığı, peygamberimizin tatbik etmediği hiçbir şeyi tatbik etmezler. Hiçbir şeyi de sağlık vermezler. İşte gönül sultanları bunun için lazımdır. Hakiki alimler bunun için lüzumludur. Onlar olmadığı zaman insanlar kokarlar, insanlar çürürler. Vaizler, nasihler, gerçeği hakkı anlatanlar bulunmaz ise insanlar birbirini yerler. Birbirini yerler. Onun için peygamberlere şiddetle cemiyetlerin ihtiyacı vardır. Peygamberlerin olmadığı zaman varislere ihtiyacı vardır. Din irşad edicilerine ihtiyaçları vardır. Mürşitlere ihtiyacımız vardır. Ya Rab, onların şefaatine mazhar eyle. İşte üstazımız da böyle bir görevi yapmış. Dinine, milletine, vatanına kıyamete kadar emsali gibi tarih boyu unutulmayacak büyüklerin hizmeti gibi çok büyük bir hizmeti sunmuş ve kıyamete kadar izi silinmeyecek eserler bırakmıştır. Rabbim şefaatine mazhar buyursun. Cenab-ı Rabbil Alemin cümle geçmişlerimizi, hepimizi sevgili peygamberimizin ve bütün din büyüklerimizin şefaatlerine nail-u mazhar buyursun. Aba-u ecdat, akriba-u talikat ve silsile-i sadatımızın ve haseten ütazımızın ve cümle üzerimizde hakkı bulunanların ruhları için, siz cemaatimin uzaktan yakından gelenlerin, yakınlarının uzaktan yakından geçmişlerinin ervahı için, din-i celili İslam'ın devam ve bakası için, zuhur eden, dünyamızı tedirgin eden bu fitne ve fesattan bizleri, ümmeti merhumeyi Rabbimin muhafaza etmesi için, cümle dünyevi ve uhrevi muratlarımızın husuli için, yapacağınız çıkarken yardım sandığına yapacağınız yardımlarının da kabulü için, Allah'ımızın rızası için, El-Fatiha.